genel izleyici kitlesi için uygundur. EkoTürk ekranı akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta Profesör Doktor Caner Taslaman bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Hocam şimdi çok merak edilen bir soruyla hemen girelim istiyorum. Çünkü 25 dakikamız var. Hemen girelim. Hızlı hızlı kısa kısa cevaplar alalım. Öncelikle kitaplarınızdan birkaç tanesini gösterelim. Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Caner hocamızın kitabı. Bu kitaptan sorularımız var. Özellikle tamam. Evrim üzerine. Kuantum teorisi, felsefe ve tanrı yine hocamızın güzide kitaplarından bir tanesi. Evet ve ruhun yedi çığlığı, mutluluk, anlam, sevgi özellikle son dönemlerde çok tartışılan, üzerine çok pek çok fikir yürütülen konular. Sevgi nedir, hedonizm nedir, mutluluk nedir, neden? Kitapları da satın almalarına gerek yok. İstiyorlarsa canertaslaman.com'dan. Hocamızın. Kitapları indirebilirler. Her isteyene PDF'ler, açık kitaplar indirebilir. Evet, hocamızın da böyle bir güzelliği var. Evet hocam, çok fazla merak edilen soru var. Hem felsefecisiniz hem İslam tarihi uzmanısınız. Dolayısıyla çok fazla soru var. Hemen giriyorum. Kitap başlığından girelim. Evrim teorisi ve Müslümanın evrimci olması konusuna bakışınız nasıldır? Şimdi... Buradaki tabii kitabın başlığını tahminim soruyorsunuz, bir Müslüman evrimci olabilir mi diye. Bir Müslümanın bence evrimci olmasında sorun yok. Nedeni de çok açık. Çünkü Kur'an'da Allah nasıl yarattığının detaylarını vermiyor. Allah yarattığını söylüyor. Allah'ın aracılar kullanarak yaratmış olmasında canlıları, o Allah'ın kullandığı aracılardan birinin de evrim olmasında hiçbir sorun yok. Evvela Allah'ın aracılar kullanarak yaratmasında sorun olmadığını anlamamızda fayda var. Şöyle bir örnek verebilirim mesela. En basitinden ben, birisi sorsa biri bana seni Allah mı yarattı? Evet der. Herhangi bir Müslümana da sorsanız seni Allah mı yarattı? Evet der. Peki karşımıza gördüğünüz fili Allah mı yarattı? Kedi, işte evinde kedi var, onu Allah mı yarattı? Evet der. Fakat o filin de annesi babası vardır, o kedinin de işte annesi babası var. Bizim de annemiz babamız var. Hepimizi annesi karnında bir dönem taşıyor, karnında büyüyoruz. Bakın bunlar hep araçlar. Sonuçta annemiz babamız olmasa, annemizin karnında bir dönem geçirmemiz, bir çocukluk evresi, bebeklik evresi ondan önce yaşamış olmamızla Allah'ın yaratması arasında bir çelişki görmüyoruz. Yani bizim hepimizin geçmişinde ortaya çıkmamızda bir süreç var. Allah'ın bizi süreçle ortaya çıkartmasını, Allah'ın yaratmasıyla uyumlu görüyorsak, İlk insanın ortaya çıkmasında bir süreç olduğu söylendiğinde, ki işte evrim teorisi onu söylüyor, ilk insanın da süreçte ortaya çıkışını anlatmaya çalışıyor. Biz bunda niye sorun görelim? Yani sorun görmemiz için süreçte yaratmada sorun görmemiz lazım. Bunda bir sorun görmediğimize göre kendimizde, diğer canlılarda, o zaman ilk insanda da sorun görmememiz lazım. Burada bir şöyle bir soru gelebilir akla, belki kutsal kitapta, işte Kur'an'da Allah'ın... İnsanları pat diye böyle ışınlayarak yarattığı şeklinde bir ifade var mı? Yani bizim evrim teorisini kabul etmememizi gerektiren bir ifade var mı Kur'an'da? Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuda doktora tezini yazmış biri olarak. Daha sonra Harvard Üniversitesi'ndeki misafir akademisyenliğimde bu konuda özelleşerek yapmış birisi olarak. Sonra birçok televizyon programını bu konuda yapmış birisi olarak. Kur'an'da bu konuyla ilgili tek bir... ayet bile yok. Yani evrim teorisini kabul etmememizi gerektiren Kur'an'da tek bir ayet bile yok. Bazıları şuna benzer ifadeler kullanıyorlar. Diyorlar ki işte Kur'an'da Allah çamurdan yaratmayı ifade ediyor gibi. Oysa onu dikkat ederseniz burada çamurdan yaratma geçince Allah sırf ilk insanla çamuru bağlantılı kılmıyor ki. Allah sizi çamurdan yarattı diyor. Bütün insanlığa yönelik Kur'an'da bu ifade de kullanılıyor. O zaman bütün insanların nasıl çamurdan ortaya çıktığını göstermemiz lazım. Aslında bu çok komplike bir şey değil, basit bir şey. Çok komplike izah aradıkları için bence anlayamıyorlar. Hepimizin hücreleri sürekli ölüyor ve yeniden oluşuyor. Bakın bir saniyede 5 milyon hücremiz oluşuyor bir saniyede. Nereden geldi bu 5 milyon hücre? Yani uzaydan ışınlanarak mı geldi? Allah pat diye uzaydan
ışınlattırdı bunu. Hayır. Allah evrende öyle bir sistem kurmuş ki, zaten Allah'ın sıfatlarına bir rezzak, rızıklandıran, bize verdiği rızıklarla, yiyeceklerle bizim bedenimizi oluşturuyor. Yani o sahnedeki 5 milyon hücremiz oluşan bize besinlerden geliyor. Peki yediğimiz besinler ne? İşte hayvansal besinler, bitkisel besinler. Bitki dediğimiz şey ne? Toprak, suya koyuyorsunuz bir tohumu. Toprağı ve suyu alıyor. Güneşten gelen enerjiyle de birleştiriyor. Toprak ve suyun güneşten gelen enerjiye değişime uğraması bitki oluyor. Sonra biz o salatalık, domates, patates kabağı yiyoruz. Ben dediğimiz hücrelerimiz oluşuyor. Aynı zamanda yine yediğimiz tavuk, koyun gibi canlılar onları yiyor. Onların bedenleri oluyor. Sonra biz onları yediğinde bizim bedenimiz oluyor. Yani ilk insan değil. Her saniye bizim hücrelerimiz çamurdan oluşuyor. Toprak suyun değişime uğramasıyla bitkiler, hayvanlar, onların yediğimizde değişime uğramasıyla biz oluyoruz. Yani neticede biz her saniye çamurdan oluşuyoruz. Bu ilki, işte bu yüzdendir ki Kur'an'da aslında çamurdan yaratılma, Allah sizi çamurdan yarattı ifadesiyle geçiyor. Bütün insanlara yönelik bir ifade olarak. Yaratma her an devam ediyor. Tabii ki. Üzerimizde. Ha, işte en çok söylenen şeylerden birisi bu olmuş. Veyahut da bazısı Allah ol deyince olur tipi ifadeleri. İşte bir anda yaratmayı kastediyor bu herhalde demişler. Oysa Allah ol deyince olur ifadesi Kur'an boyunca hep süreçler için geçiyor. Mesela bütün evren içinde ol deyince olur, kün feykün ifadesini kullanıyor. Bütün evren, Kur'an'da yine 6 dönemde bütün evrenin oluştuğu geçiyor. Baktığımızda 13,8 milyar yılda bütün evren ortaya çıkmış, şu anda gördüğümüz evren. Allah bunun için de ol deyince olur ifadesini kullanıyor. Fakat bakın buradaki ol deyince olur ifadesini bir saniyede evren çıktı diye görmüyoruz ki. İşte nitekim Kur'an'da evrende işte bir ayette Enbiya suresinde yerle gök bitişikken ayırdık diye geçiyor. Fussilet suresinde daha önceden bir gaz hali olduğunu söylüyor evrenin. Yerler gök haller gaz halindeydi onlara isteyerek veya istemeyerek gelin dedik diyor. Gerçekten de mucizevi ifadeli ayetler bunlar. Gerçekten de daha önceden hidrojen helyum halindeydi bütün evren. O hidrojen helyum gazlarının sıkışmasıyla yıldızlar oluştu. Sonra o yıldızların içindeki süreçlerle diğer atomlar oluştu hidrojen helyum dışında. Yani gaz bulutlarının sıkışmasıyla aslında dünya ve gördüğümüz diğer yıldızlar hepsi oluştu. Ama burada baktığımızda bakın hep bunlar süreçler. Kur'an dikkat çekti. Gaz bulutlarından çıkarma, yer gök bitişikken ayırma. Aynı zamanda 6 dönem ifadesi geçiyor Kur'an'da yaratıldı. Bakın burada da ol deyince oldu ifadesi geçiyor. Kısacası ol deyince oldu veya çamurdan yaratma gibi ifadeler işte en çok kullanılmaya çalışıyor. Ne bu ifadeler ne başka herhangi bir ifade bir Müslümanın evrim teorisini reddetmesini gerektirecek unsurlar değil. Ha Kur'an'dan evrim teorisi çıkıyor mu birisi de say ben evrim teorisi çıkıyor da demiyorum Kur'an'dan. Kur'an'da Allah'ın yarattığı geçiyor. Yani biz her nasıl ortaya çıktıysak bu sürecin içerisinde Allah'ın gücü, sanatı, kudreti ve planlamasının olduğunu biz Kur'an'dan anlıyoruz. Ama yani Kur'an oradaki ol hükmü aslında şey, yani Allah bir şey murad ederse, niyet ederse o olur. Ona karşı koyacak hiçbir şey yoktur anlamında. Elbette. Aslında Allah'ın büyüklüğünü ve tek olduğunu gösteren bir hüküm elbette. Zamanla alakalı bir kavram değil diyorsunuz yani. Evet. Şöyle bir şey, tabii ki bu şöyle ifade değil. Yani ol deyince ol ifadesi bir saniyede ortaya çıktığı ifade eden bir ifade değil. Yani bazılarının millet kendi hayalinde öyle bir şey canlandırmış, uydurmuş. Sonra kendi hayallerinde canlandırdıkları şeyleri Allah'ın vahyi zannetmişler. O da ben soruyorum, elimizde Kur'an var. Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Önümüzdeki kitapta öyle yaptım. Kur'an'dan bir itirazın varsa evrim teorisine söyle ben cevabını vereceğim dedim. Teker teker o itiraz olduğunu düşündükleri işte ol deyince olur veya çamurdan yaratma gibi ifadelerin hepsine kitapta cevap verdim. Yani sonuçta burada göstermeye çalıştığım şey bir Müslümanın evrim teorisini reddetmesini gerektiren tek bir Kur'ani ifade bile yok. Bu eşittir bir Müslüman evrimci olabilir. Ben felsefeci olarak ama kelimeleri dikkatli kullanıyorum. Bazıları dikkatli dinlemiyor, anlamıyor. Vay işte Kur'an'dan evrim teorisi çıktı diyorlar. Hayır onu da demiyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Kur'an Allah'ın yarattığını söylüyor. Çamurdan yaratmaya başladı diyor. Secde suresinde. Fakat sonraki süreçlerin nasıl olduğuna ilgili Kur'an bir detay vermiyor. Yani Kur'an'ın anlattığı ifadelerin bilimle bir ilişkisi var.
Hiç şüphesiz. Değil mi? Kur'an çünkü evrenin genişlediğini söylüyor. Yer gök bitişik de ayrıldı diyor. Gaz bulutundan çıkma. Buna benzer birçok şeyi biz mesela bugünkü bilimsel bilgimizle çok daha iyi anlıyoruz Kur'an'ın ayetlerini. Evrenin sonu geleceğini söylüyor Kur'an. Bilim verileri bunu çok daha iyi anlıyoruz. Fakat Kur'an'ın söyledikleri bilimle ilişkili olsa da Kur'an bir bilim kitabı değil. Allah evreni yaratmış. Kur'an evrenden bahsediyor, canlardan bahsediyor. Bu yüzden Kur'an'ın anlattıkları birçok zaman bilimle ilişkili oluyor. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Kur'an bir bilim kitabı gibi işte evreninle ilgili bütün detayları verdi. Jeolojik dünyanın bütün aşamalarını detaylarıyla anlattı. İnsanı anlatırken Kur'an işte DNA'sına, RNA'sına, mitokondrisine bütün her şeyi anlattı anlamına gelmiyor. Bakın DNA'daki harf dizilimi çözsek 3 milyar tane nokta var sırf insandakinde, diğer canlılarınkinde farklı. E Kur'an'ı toplasanız siz 3 milyar harf yok. Değil mi? 6 bin küsur ayet var. Bu ayetlerde ortalama kaç kelime olduğunu düşünürse düşünün 100 bin kelimeden az ediyor Kur'an'da. Yani harfleri de saysak Kur'an'daki yani Kur'an sırf DNA'nın açılımını vermeye kalksaydı çok daha geniş bir kitap olurdu. Sırf DNA'nın açılımı 3 milyar harflik bir nokta kat kat Kur'an'dan fazla cilt ederdi. Ya biz bir Kur'an'ı insanlar okutamıyoruz. Sürekli insanlara Kur'an'ı anladığınız dilde okuyunuz. Din hakkındaki uydurmalardan korunmak istiyorsanız dininizi öğrenin istiyoruz. Bakın tek bir cilt kitap. Başından sonra insanlar onu anlayarak okumaya ikna edemiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an bir DNA'nızın açılımını verseydi 10-20 cilt Kur'an daha kalın olsaydı. Evet. Kim Kur'an'ı okuyabilirdi? Kur'an'ı kim anlayabilirdi? Ha o zaman mantıken de zaten Kur'an'ın bir bilim kitabı olması mümkün değil. Kur'an'ın öyle bir amacı da yok. Yani bir kitabın söylediklerinin bilimle ilişkili olmasıyla, Kur'an'ın bizi bilime teşvik etmesiyle ki Kur'an'ın çok açık bilime teşviki var. Çünkü yeri göğü tanımaya, geçmiş kavimleri tanımaya, insanı tanımaya, canları tanımaya Kur'an bizi yöneltiyor. Bunları en iyi şekilde tanımak demek değil mi? İnsanı en iyi şekilde tanımak demek, psikoloji bilmek demek. Canlıları en iyi şekilde tanımaya kalkmak demek, işte zooloji, botanik veya biyoloji gibi alanları bilmek demek. Geçmiş kavimleri yerlerinde Kur'an deliller olduğunu söylüyor. Bunu en ciddi şekilde araştırmanın adı arkeoloji. Evreni en iyi şekilde araştırmanın adı fizik, astronomi. Yani Kur'an bilimlerin objesi olan evreni anlamaya bizi sürekli yöneltmiş. Yani Kur'an'ın çok açık bir şekilde bilime bir teşviki olduğunu söyleyebiliriz. Ama bilime teşviki olması ayrı bir şey. Kur'an'ın bilim kitabı olması ayrı bir şey. Yani Kur'an bilime teşvik eden bir kitap. Söylediği kimi ifadeleri bilimle ilişkili olan bir kitap. Fakat kendisi bir bilim kitabı değil. Bu yüzden Kur'an'dan bir evrim açıklaması, evrim teorisiyle ilgili bir detay da yok. Fakat Kur'an'ın ifadelerinde bir Müslümanın, Allah'ın yarattığını anlamış bir Müslümanın, Allah'ın gerekirse evrimi de pekala Allah'ın yaratması bir aracı olarak kullandığını düşünmesinde de bir sorun yok. Peki hocam bu Kur'an-ı Kerim yorumlarında daha çok felsefecilerin, ilahiyatçılarla birlikte çalışmaları gerektiğini düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Bu söylediklerinizden ben onu anlıyorum. Tabii ki. Yani bu evrim teorisiyle ya da diğer alanlarda genellikle işte tarikatların ya da cemaatlerin pek çok fikirleri oluyor. Ama bunların aslında bir felsefe süzgecinden geçmesi gerektiği ve bilimle birleşip belki de manaya dönüşmesi gerektiğini. Tabii. Değil mi hocam? Orada tabii ki. Yani sonuçta hem bilim, yani deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler, hem Kur'an'ın içeriği, hem bunlar arasında ilişki kurmada önemli bir unsur olan, akılcı düşünme faaliyeti olan felsefe, hepsinin bir araya gelmesi lazım. Yani aslında bilim ve felsefenin bir arada gitmesi. Tabii bilim, felsefe, din, tefsir bunların hepsini bir arada alırsak bence en sağlıklı Kur'an anlayışını geliştirebiliriz. Tek elden çıkmalı, interdisipliner bakılmalı diyorsunuz. Hayır, bir de şu var. Bakın aklı çalıştırmaya bizi Kur'an yöneltiyor. Evet, akletmez misiniz, düşünmez misiniz? Evet, geçmiş kavimlerin putperestliğini Kur'an eleştirirken onların atalarımızdan biz bunu böyle bulduk diye inandıklarını söylüyor. Ve bunu eleştirirken diyor ki ya atalar hiçbir şey akıl etmedilerse. Bakın akıl yanlışı çözmede Kur'an'a göre bir kriter. Başka bir ayette Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine yağdırır diyor. Şimdi aklı en düzgün çalıştırma aklı çalıştırmayı en sofistike şekilde ele alan dalın adı felsefe. Sonuçta yani felsefe yapmak demek Kur'an'ın işaret ettiği
bir faaliyeti yapmak demek. Aklı çalıştırma faaliyetini yapmak demek. Yani disiplinli düşünmek. Ha, diğer taraftan Kur'an aklı çalıştırma işaret ettiği gibi evreni, canlıları, göğü, rüzgarları, yağmuru incelemeye de bizi teşvik ediyor. Yani bilimlerin objesi olan hususları da incelemeye teşvik ediyor. Yani bilimi, aklı, felsefeyi yani ve vahyi birleştirip bir arada okumak bizatihi vahyin emri. Çünkü vahiy kendi içeriği üzerine düşünülmesini söylediği gibi aklı çalıştırmaya da işaret ediyor. Ayrıca Allah'ın yarattığı varlıkları incelemeye de bizi teşvik ediyor. Yani Kur'an bir tek beni oku diyen bir kitap değil. Kur'an beni ciddi okuyun diyen bir kitap. Tedebbür edin diyor beni. Ama onun yanında aha evreni de okuyun, aha canlıları da okuyun, aha rüzgara da bakın, aha yağmura da bakın, aha geçmiş kavimlerin yerlerine de bakın. Bunların hepsinden sonuçlar çıkartın diyen bir kitap. Sonuçta bilimin verisini bu yüzden Kur'an'la birleştirmek, felsefeci olarak araştırmamız da sadece bizim vardığımız bir kanaat değil. Yüzlerce Kur'an ayetinden çıkan mesajın bir gereği. Kur'an şaka olsun diye mi evrene bakın diyor, göğe bakın diyor. Kur'an'da bakın iki ayette abdest geçiyor. Ve biz abdesti ciddiye alıyoruz. Namaz kılarken abdest alıyoruz. Yani Kur'an'ın iki ayetinde geçti. Kur'an 6000 küsur ayettir diye hiçbir zaman için düşünmüyoruz. Ve düşünmememiz de lazım. Abdesti de ciddiye almamız lazım. Kur'an'ın yüzlerce ayetinden evreni, canlıları, göğü, yeri, rüzgarları düşünme faaliyetini işaret ediliyor. Yani Kur'an'ın yüzlerce ayetinde geçen bu mesajı bir Müslüman için önemsiz olması, Kur'an okumasını o zaman evreni tanımayla, bilimlerin verilerini ciddi değerlendirmeyle birleştirmemesi düşünülebilir mi? Yani bazıları bu ibadetle ilgili ayetleri, Kur'an'ın daha öncelikli ayetleri, diğeri de hani öyle yapsan da olur, yapmasan da olur canım işte Kur'an onları söyledi gibi düşünüyorlar. Hani böyle ifade etmiyorlar söylediğim gibi. Ama o ayetlere verdikleri önemden sanki böyle diyorlarmış gibi evet. Gözüküyor. Hocam son sorumuz, çok kısa süremiz kaldı. Halifelik mevzusu. Evet, şimdi halifelik dini bir müessese mi, dini bir makam mı yoksa siyasal bir makam mı? Şimdi bu aslında Kur'an'daki bir yöntemi ortaya koyarsak hem bu husus hem birçok husus anlaşılacak. Şimdi Kur'an'daki bence temel husus, temel yöntem şu olması lazım konular anlaşılırken. Kur'an'da açıklanan şeyler dini, yükümlülük, zorunluluktur. Ve bunlar da ben temelde ikiye ayırıyorum. Bir, sınırları belli anlatımlar Kur'an'da. Mesela dirseklere kadar elleri yıkayın abdest, değil mi? Sınırı belli. Ramazan ayında oruç tutun. Şu saatler arasında yemeyin, içmeyin, cinsel ilişkiye girmeyin. İşte geceye kadar... İşte şafak vaktindeki şu yerden geceye kadar. Bu bak sınırları belli. Hangi saatler arasında yenmeyecek ayı belli. Abdeste dirsekler. Bir böyle sınır çizilmiş ifade var. Bir de Kur'an'da genel prensipler var. İnsanların vicdanını ortaya çıkartacak hususlar da bu genel. Mesela israf etmeyin. Adaletli olun. Allah'ı çokça anın gibi. Kur'an'dan birçok böyle genel prensip de çıkar. Yani günde mesela 100 kere mi, 300 kere mi Allah'ı anıyorsak hangisinin çok olacağını Kur'an'dan çıkartamayız ama Allah'ı çok anma prensibi var. Biz ondan sorumluyuzdur yine. Onun nasıl uygulayacağımızın detayı bize bırakılmıştır. Şimdi bu Kur'an'dan çıkanlar, şimdi Kur'an'dan çıkmayan hususlarda yapılması gereken şey şudur. Kur'an'da çıkmayan hususlarda insanlar kendisi ne yapacaklarını belirleyeceklerdir. Ve belirlediklerinden de artık kendileri sorumludur. Ve bu hususları belirlerken Kur'an'ın ilkelerini de göz önünde, o genel ilkeleri de göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Yani kesin sınırlar çizilmiş bir hüküm yoksa bile. Heh, işte bu tam halifelik konusu da böyle. Kur'an'da peygamberimizin vefatından sonra yönetimin nasıl olacağına ilgili hiçbir ifade yoktur. Bu yüzden mesela hiç kimse de Hazreti Ebu Bekir'in seçilmesi için şu vahiy vardır falan demez. Hazreti Ömer'in seçilmesi için işte şöyle bir vahiy geldi bir daha denmez. Bunlar... Ve o dönemdeki buna emirül müminin de diyorlardı başta Müslümanların emiri yani lideri ifadesi de kullanılıyordu. Sonra halife ifadesi de kullanıldı. Yani bu Müslümanların bir seçimiydi. Ve Kur'an'dan mesela Cumhurbaşkanlığı sistemini çıkartamazsınız şu andaki. Ama buna aykırı da bir şey yok. Yani bunun olmaması için yarı başkanlık sistemi varsa bazı ülkede bakın Kur'an'dan bunu çıkartamazsınız. Ama buna aykırı da bir şey yok. Tek bir lider halife olsun diye Kur'an'da bir şey yok ama buna aykırı da bir şey yok. Bu şu demek, değişen tarihin koşullarına, değişen şartlara göre Müslümanlar kabilede mi yaşıyor, imparatorlukta mı yaşıyor yoksa bir kabileden büyük,
imparatorluktan küçük olan, günümüzün yaygın olan yapısı olan ulus devletler gibi yapılarda mı yaşıyor? Kaçıncı yüzyılda yaşıyor? Yani internet gibi olanakların olduğu tipi bir olan ortamda mı yaşıyor? Yoksa ulaşımın olmadığı geçmiş dönemde mi yaşıyor? Yani insanlar kendi çağlarına göre, koşullarına göre, devletlerinin büyüklük veya yapısına göre kendileri nasıl yönetileceğini belirleyeceklerdir. Eğer ki akıllı olurlarsa akıllı yönetilirler. Çünkü Kur'an akla da adı ver. Aptalca yönetimler kurarsak bedelini de kendi öderler. Bugün Müslümanlar bir dönemde öyle bir yönetimler kurdular ki işte 8 ile 16. yüzyıl arasında dünyanın bilimde, felsefede en üstü medeniyetiydiler. 13 ile 16 biraz durgunluk dönemi olarak alabiliriz. Ama şimdi bir bakıyoruz, Müslümanlar dünya nüfusunun 1/4 oluşturuyorlar. Ama dünyadaki ekonomik gelirin 1/20 Müslümanların. Üstelik Müslümanlar birçok zengin doğalgaz, petrol gibi yatakların üstündeler. Yani 1/5 bir Müslüman, dünya ortalama, yani Müslümanların ortalaması, dünya ortalamasının 1/5 neredeyse denk geliyor dünya gelirinden aldığı pay. Hayır, hiç şüphesiz buradaki suç Müslümanlar da kötü yönetilmelerinde, kötü kararlar almalarında yatıyor. Yani bunu geçmiş yüzyılda Kur'an'ın vahyinden hemen sonra 16. yüzyıla kadar 1000 yıla yakın bir dönem Müslümanlar hiçbir medeniyetten dünyada geri değil. Hatta bunların önünde olmayı becerebildilerse o zaman da akıllı yönetimler belli hususta her şeyi doğru yaptıkları anlamına gelmez ama en azından şu anlama gelir. Dünyanın kendisi dışındaki geri kalanından demek ki daha iyi yönetildiler, daha iyi kararlar aldılar. Şimdi ise işte bunu yapamamamızdır suçluluk. Ama şu var, yani Kur'an'da işte cumhurbaşkanlığı, yarı başkanlık, başbakanlık, halifelik, padişahlık gibi birçok sistem, yani hangisinin olacağını Kur'an'dan çıkartamazsınız ama işte Kur'an'dan temel bir ilkeleri çıkartabiliriz. Mesela Kur'an'da emaneti ehline verin diye bir ilke var. Nasıl bir yönetim yapıyorsanız yapın, emaneti ehline vermek zorundasınız. Kur'an'da danışmayla iş yapma geçiyor başkaları. Bakın peygamber için bile danışma geçiyor Kur'an'da. Hatta Şura diye bir sure de var. Yani peygamber bile başkalarına danışacaksa, aslında yani bu da şu demek, hani ben kimseye danışmayan bir padişahım şeklinde bir sistem de yapmamanız gerekiyor anlamına gerekiyordur. Evet. Veyahut da Kur'an'da işte adalet ilkesi var, merhamet ilkesi var, yani ilkeleri sayarsak hani Kur'an'da uyulması gerektiği birçok ilke var. O kavramlar çerçevesinde. Evet, bunu detayına girmeye ama bu programda vakit yok. Evet, vaktimiz bitti gözüküyor. Maalesef konuşacak çok konu vardı, çok soru var ama süremiz kısıtlı. Ama genel olarak diyorsunuz bu kavramlar çerçevesinde ideal yönetimi yine insanlar kurmalı. Bulması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür hocam. Ederim. En kısa zamanda tekrar ağırlamak isteriz. Dediğim gibi çok fazla soru var. Buraya geleceğimi duyan öğrenciler de hocam şunları sorun, bunları sorun dediler ama tabii bir sonraki programa kaldı. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrar hocam. Ben teşekkür ederim. EkoTürk Akademi'de bu hafta Profesör Doktor Caner Taslaman'la birlikteydik. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.